Yeni asgari ücret 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından, tüm gözler emekli maaşlarına çevrildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşına yapılacak zammı kuruşu kuruşunu açıkladı. Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar. Geçtiğimiz günlerde yeni asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca çalışanın merakı son bulurken bazıları bu ücretten memnun kalırken, bazıları da fazlasıyla yetersiz buluyordu sıra MEKLİDE, -E, -E, -E asgari ücretin açıklanmasının ardından, birçok emeklinin gözü ise kendilerine verilecek olan zamdaydı. Birçok uzman, emekli maaşlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarında, emekli maaşlarına ilişkin tahminin yanı sıra, geçmişte yapılan bir değişikliğe dikkatleri çekti. Emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. Erdursun, Türkiye'de 2000 ve 2008 yılındaki emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmemesi vaziyetinde emekli net ücretinin 15.000 TL olacağını açıkladı. Erdur'sun bunun üzerine yaptığı hesaplamada Ocak ayında da %38'lik bir enflasyon oluşacak ve enflasyon farkı verilecek. Bu enflasyon farkıyla beraber emekli aylığı 20.700 TL civarına gelecekti. Bunun böyle olmaması için 2000 ve 2008 yılında bazı yasal değişiklik yapıldı. Çalışanların emekli maaşını hesaplama sistemi değişti. Değişen bu sistemin sonuçlarının olumlu olmadığını şu anda emekli olan kişiler artık cebine giren parayla hissediyor, ifadelerini kullandı. Enflasyon ile ücretler Eşe L -E -Ş -M -Y -O R Erdursun, şu anda 7500 olan kök maaşa %50 oranında artış yapılıp 11.250 TL'ye tamamlayacaklarını söyledi. Her şeyin fiyatı güncellenirken emekli aylıkları güncellenmediğine dikkat çeken Erdursun, nedenini de çarşı pazarda her şeyin fiyatının yükseldiğini söyledi. Erdursun, bu fiyat yükselişleri enflasyon ile eşleşmiyorsa demek ki düşük açıklanıyor, açıklamasında bulundu. Temmuz'da zam olur. Düşük kök maaşı olan 5000 TL'nin üzerine 8000 TL'se yani artış ve %38 enflasyon farkı yapılırsa en düşük emekli aylığı 17.900 TL civarında olacağını söyleyen Erdursun, Türkiye'de 2004 yılına kadar en düşük emekli aylığının hep asgari ücretin üstünde olduğunu ifade etti. Erdursun, 2000 ve 2008 yılında emekli aylık sistemi değişmeseydi bu 8000 TL'ye gerek olmayacaktı. O zaman 20.700 TL olacaktı. Geçmişin üzerine bir sünger çekilemez, ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı, Erdursun, asgari ücretin işverene maliyetinin 30 bin TL'ye kadar ulaşacağını ve Temmuz ayında da asgari ücrete zam geleceğini açıkladı. Erdursun, Temmuz ayına geldiğimiz zaman çalışanların baskısı olur ve en azından bir 20 bin TL'ye bağlanır, açıklamalarında bulundu.